Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim Ramazan'ın 23. günündeyiz. Artık böyle adım adım sonlara yürüyoruz. İhtikaf günlerindeyiz biliyorsunuz. Kadir gecesini arayacağımız günlerdeyiz biliyorsunuz bin aydan daha hayırlı Kadir gecesine isabet ettirme noktasında heyecanı, aşkı, iştiyakı yaşadığımız günlerdeyiz. Allah hepimizi o geceye isabet ettirsin ve o gece indireceği hayırdan, rahmetten bizleri nasiptar eylesin. Şimdi öyle birinin rahlesinin başına oturacağız ki bugün o gerçekten ümmetin ilim okyanusu. İlim deyince sahabe içerisinde böyle 3-5 isim sayılsa o isimlerden birisi muhakkak o olur. Öyle birisi ki o gerçekten ilim noktasında emsalsiz bir dereceye varmış birisi. Allah Resulü'nden defaatle özellikle ilimde derinleşme noktasında dualar almış birisi. tercüman Kur'an o. tercüman Kur'an deyince Kur'an'ı sanki başka dillere tercüme eden birisi gibi anlaşılır. Öyle değil. Zaten Arap muhatapları ama ne, ne yapmıştır o büyük insan? Arap olan muhataplara Kuran'ın inceliklerini söylemiştir. Mesela biz onun üzerinden özellikle Kurandaki bazı kelimelere. Allah Resulü'nün izah etmediği, izahına işte herhangi bir rivayet bulamadığımız nice şeye onun izahlarıyla ve onun isabetli yorumlarıyla ulaşırız. Şimdi onun o isabetli yorumlarından dolayı ne diyor biliyor musunuz? Abdullah İbni Mesud onun için Sultanül Müfessirin diyor. Şimdi İbni Mesud radıyallahu anh büyük bir isim ona da misafir olacağız birkaç gün sonra. Abdullah İbni Mesud'un böyle bir sözü söylemesi ve onu müfessirlerin şahı, sultanı diye isimlendirilmesi onun ilminin ne derecede olduğunu ortaya koymuş oluyor. Bahsettiğim ismin kim olduğunu hepiniz anladınız. Allah Resulü'nün amcası olan Abbas'ın oğlu İbn Abbas yani Abdullah İbn Abbas Resulullah'ın çok sevdiği bir isim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözde talebelerinden birisi. Özellikle teyzesi Meymuneden dolayı da Hücre-i Saadet'e çok rahat gidip gelen, bundan dolayı da Allah Resulü'nün gece hayatına, ev hayatına da şahit olan ve bunları da bize duyuran bir isim. Allah kendisinden ebeden razı olsun. O İbn Abbas öyle bir ilimde farklı bir noktaya geldi ki bakın Hazreti Ömer ona bir ifade, bir lakap kullandı. Ne dedi biliyor musunuz? İhtiyarların genci dedi. Niye bunu söylüyor? Çünkü yaşça ya, olgun olan, büyük olan, ihtiyar olan ashabın büyüklerinin olduğu meclislere her zaman için Allah Resulü'nün o amcasının oğlu olan İbn Abbas'ın elinden tutar Hazreti Ömer getirir onu baş köşeye otuttururdu. Bir gün sahabeden birileri itiraz etti. Dedi ki Ömer, sen bu genç delikanlıyı bizim meclisimize getirip baş köşeye otutturuyorsun. Bizim de onun yaşında çocuklarımız var. Bizde mi böyle yapalım? Hazreti Ömer dedi ki ya sizin çocuklarınız da o bir mi? O öyle birisi ki ilimde zirve ve bir soru sordu özellikle Nasır Suresi ile alakalı öyle bir tefsir etti ki Nasır Suresinin Nasır Suresinin anlamını orada bulunanların hepsi Ömer haklıymışsın gerçekten bu genç başka bir gençmiş ve ge gerçekten bu genç ihtiyarların genciymiş diyerek böyle bir ilim noktasındaki halini ortaya koymuş oldular. Şimdi biz Abdullah İbn Abbas'ın ne kadar büyük bir ilimde olduğunu biliyoruz zaten. Okuyoruz kitaplarda. Soruluyor ona bir gün. Bu ilmi nasıl elde ettin? Özellikle bizim gibi talebelere, genç kardeşlerimize örnek olsun diye bakın bunun altını çizmek durumundayız. Ne diyor biliyor musunuz tercümanı Kur'an olan o büyük insan? Ben ilmi iki şeyle elde ettim. Güçlü bir arzu, istek ve düzenli bir çalışma. Eğer iştiyakınız olursa güçlü bir biçimde öyle heves değil, ilim hevesli olmaz biliyorsunuz, İlim hırs ister. İlimi hırsla isteyerek, bu arzulayarak güçlü bir arzuyla eğer isterseniz ve düzenli de bir çalışmanız olursa yani ufak tefek öyle imtihanlarla hatta bazen büyük imtihanlarla neticede ilim istikrar isteyen bir şey ya ne olursa olsun o ilimden kopmazsanız Allah da size bunu nasip eder diyor. Bakın nasıl kopmadığına dair inanın ki şu anda aklıma kaç tane rivayet geliyor. Tek bir tanesini anlatacağım. İbn Abbas'ın kendi aktardığını anlatacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat ettiği gün ötesi var mı Allah aşkına? en acı gün yani düşünün hissedebilmemiz için söyleyelim babamızın ya da annemizin vefat ettiği bir günü düşünün. İnsanın yüreği sızlar, insanın gözü yaşarır, insanın yüreğinde farklı bir acı hissedilir. Bunların hepsini İbn Abbas hissediyor, yaşıyor. Ama İbn Abbas diyor ki bakıyor ki böyle Medine'nin dışından gelen sahabiler var. Yanı başında Ensar'dan birisi var. O rivayette isim yok ama biz o ismin Cabir bin Abdullah olduğunu tahmin edebiliriz. Cabir bin Abdullah'a diyor ki ya diyor bak sahabenin büyükleri gelmişler. Gel gidelim aklımızdaki bazı, bazı hadisleri onlara doğrula, doğrulatalım. Cabir bin Abdullah kızıyor diyor ki ya diyor git başımdan bugün olacak bir şey mi? Bu kadar sahabenin bir de büyükleri var. Bu iş senle bana mı kalacak diyor. Yapmıyor ama i̇bn Abbas yüreğinde derin bir acı olmasına rağmen o sahabe efendilerimize gidiyor ve hadisleri doğrulatıyor. Yıllar sonra Cabir bin Abdullah valla diyor İbn Abbas haklıymış bu iş bize kaldı diyor ve İbn Abbas bakın öyle bir anda bile istikrarını asla azaltmadan asla bu manada istikrarına gölge düşürmeden acının en derinini yaşamasına rağmen bu adımları atmış oluyor. İbn Abbas böyle birisi Allah kendisinden ebeden razı olsun. Öyle hatıralar yaşıyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimizle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaç kez ona dualarda bulunuyor. Allah'ım onu dinde fakih kıl diyor. Ona kitabı öğret diyor. Ona hikmeti öğret diyor. Ona tevili öğret diyor. Onu dinde şöyle bir anlayış sahibi kıl. Böyle bir anlayışa eriştir diyor. Bütün bu duaların hepsinin bu nebevi duaların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bu duaların hepsinin onda karşılık bulduğunu görüyoruz. Gerçekten ashab içerisinde o derin anlayışı o fıkıh ilmine işte vukufiyeti, derin kavrayışı çok farklı bir boyuttadır. Allah Resulü'nün nice işte hatırasını ve nice hadisini ve bu aziz kitabın nice ayetini onun açıklamalarının çerçevesinden biz görmüş oluyoruz. Mesela onun büyüklüğünü anlayabilmemiz için bir sözünü aktarayım. Ondan sonra asıl sizi söylemek istediğim söze götürmüş olayım. Şöyle bir şey söylüyor diyor ki ben şu Allah'ın kitabından bir ayet okuduğumda o ayeti böyle farklı bir biçimde kendimde hissettiğimde isterim ki bütün mümin kardeşlerim de aynı duyguları yaşasın. Haset noktasında sıfır noktasında duran birinden bahsediyoruz. Bakın bu sözler o kadar manidar ve o kadar önemli mesajlar verir ki bize. Duysam ki diyor bir kardeşimizin tarlasına yağmurlar yağmış, mahsuller fazlalaşmış, mahsuller çoğalmış. Sanki kendi tarlanmış gibi bunun için sevinirim. Duysam ki filanca beldede bir hükümdar işte bir kadı neyse adaletle hükmetmiş. Sanki ben adaletle hükmetmiş gibi ondan sevinç duyarım. Müslümanın başarısıyla sevinç duyan ve kendi elde ettiği bir güzelliği de bir Müslümanla tattırmak için gayret içerisinde olan işte budur zaten İbn Abbas. İbn Abbas'ı biz anlamaya çalıştığımızda birçok şeyi anlarız da özellikle bu noktadaki duruşuna ait de bazı şeyleri anlarız. Onun için ben fazla sözü uzatmamaya çalışıyorum bu derslerde. İbn Abbas öğrenilmesi gereken bir isim. Hele onun Hazreti Ali dönemindeki tavır ve davranışları, Hazreti Ali'nin onu haricilere gönderdiği zaman haricilerle yaptığı konuşmaları, hayatının sonuna kadar istikamet çizgisini koruma noktasındaki gayretleri valla üzerinde saatlerce durmamız gereken bir mesele. Şimdi benim güzel kardeşlerim, o büyük insan, o tercüman-ı Kur'an olan Allah Resulü'nün amcasının oğlu olan o büyük insan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o nübüvvet pınarından bize tam 1660 tane hadis naklediyor. O hadislerden bir tanesi çok çok önemli şu günlerde de altını çizmemiz gereken bir sorumluluğumuzu bize hatırlattığı için nakledeceğim size Bukhari'de ve Müslim'de geçen bir hadis. Diyor ki İbn Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da bize şöyle bir şey söyledi. Dedi ki eğer bir insan oruçlarının eksiklerini, noksanlarını gidermek istiyorsa Allah'ın rahmetine de ulaşmak istiyorsa fıtır sadakasını o zekatı o sorumluluğu yerine getirmesi gerekir. Bunu yerine getirmesi onun üzerine farzdır. Bakın Allah Resulü bu hadisle yani fıtır sadakasıyla aslında bir yönüyle orucun da kefaretini ödediğimize ait bir hakikati nazarlarımıza vermiş oluyor. Ne zaman verilmesi gerekiyor onu da efendimiz söylüyor. Bayram namazı kılınmadan önce bunun verilmesi lazım. Eğer verilirse o fıtırdır. Namazdan sonra verilirse o artık sadaka olarak değerlendirilir ve onun içinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazdan önce verilmesini söylüyor ve bu noktada da uyarısına bulunuyor. Şimdi o İbn Abbas kendisi o kadar doğru anlamış ki Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh diyor ki İbn Abbas bir gün bize fıtır sadakasını aktarırken anlatırken dedi ki fıtır sadakası Orucun zekatıdır. O kadar güzel, o kadar manidar bir söz ki orucun zekatı. İnşallah vermeye çalışalım. En üstten verme adına gayret içerisinde olalım. Bir fıtrat sadakasıdır o. Her şahsın vermesi gereken evin bütün bireylerinin kaç kişi ise hepsi adına verilmesi gereken bir fıtrat sadakasıdır biliyorsunuz. Onu verme adına gayret içerisinde olalım. Şimdi benim güzel kardeşlerim Bakın dedik ya itikaf günlerindeyiz. Böyle itikaf günlerinde yani Ramazan'ın son 10 gününde İbn Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği üzere peygamber mescidi Mescid-i Nebevi'de itikafta. Öyle bir hatırasına şahit olacağız. Yine bize çok önemli bir mesaj verecek ve o mesajı inşallah bizler de üzerlerimize almış olacağız. Böyle itikaftayken birisi yanına geliyor. İbn Abbas bir mümin olarak geleni gideni böyle gözlemliyor ve bir Müslümanın derdini giderme adına bir gayret içerisinde oluyor. Öyle olunca karşısındaki muhatabının çok üzgün olduğunu fark ediyor İbn Abbas. Kardeşim diyor neyin var? O karşıdaki insan diyor ki vallahi ey Resulullah'ın amcasının oğlu filanca şahsa şu kadar borcum vardı. Vadesi de bugündü. Vallahi çok istememe rağmen ben borcumu ödeyemedim. Ve şimdi onun karşısına geçip ödeyemeyeceğimi de söyleyebilecek bir yüzüm yok. Onun için bir farklı bir haldeyim. Ellerim bağlanmış, kollarım bağlanmış. Böyle bir aziyet içerisindeyim diyor. İbn Abbas hemen o anda hiç tereddüt etmeden bakın. Diyor ki ister misin o alacaklığına ben gideyim ve senin için böyle bir talepte bulunayım. Borcunu biraz daha ertelemesini ondan isteyeyim gidecek olan Resulullah'ın amcasının oğludur. Kim onu reddedebilir? İbn Abbas'tan bahsediyoruz. O karşıdaki şahıs seviniyor. Vallahi diyor isterim diyor. İbn Abbas hemen harekete geçiyor. Karşıdaki şahıs diyor ki ey İbn Abbas eğer sen mescitten çıkarsan itikafın bozulacak. Şimdi sen itikafını bozarak böyle bir şey yapacaksın. Ben de buna sebebiyet vereceğim. Böyle bir şey doğru mu diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu olan o büyük insan o şahsın da elini tutuyor Resulullah'ın kabrinin başına götürüyor. Şu kabirde yatan zata yemin olsun ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işaret ediyor. O dedi ki her kim bir Müslümanın sıkıntısını giderme adına bir gayret içerisinde bulunursa şu benim mescidimde yaptığı 10 itikaftan daha fazla sevap kazanır. Kardeşim diyor ben senin sıkıntını gidermek için harekete geçeceğim. Bir itikafımı bozacağım ama Resulullah'ın müjdesiyle 10 itikaf sevabı kazanacağım. Hadi gidelim diyor. Onu da yanına alarak gidiyor ve o borçlu alacaklıya böyle bir talepte bulunuyor. O alacaklı da bunu makul karşılıyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim Kur'an'ı sünneti çok iyi anlayan İbni Abbas böyle bir şey söylüyor. Öyle bir hale geldi ki şu zamanlarda. Aman kimsenin derdiyle uğraşmayalım, aman kimseyle bu manada bir ilişki kurmayalım, aman kimseyle böyle bir bağ kurup da başımızı artmayalım. Yaptık zaten bu kadar bu kadar vefasızlık gördük bir daha yapmayalım. Böyle diye diye bencilleşen bir toplum olduk. Neme lazımcı olan bir toplum olduk ve kapılarımızı başkalarına kapattık. Kimin ne halde olduğundan da haberimiz olmayan bir hayat yaşamaya başladık. İşte İbn Abbas bizim bu hastalığımızı tedavi etmek için bir müslümanın sıkıntısını giderme adına itikafını bozacak bir adım atarak bize birçok bir, çok, bir çok şeyi söylüyor. İnşallah anlayanlardan oluruz. İnşallah kavrayanlardan oluruz. İnşallah şu Ramazan günlerinde, şu itikaf günlerinde bizler de başka Müslümanların sıkıntılarını giderme adına bir gayret içerisinde oluruz. Allah hepimizi bu gayretin içerisinde daim eylesin ve şu Ramazan'da da böyle sevaplarımızı çoğaltarak Ramazan'ı bitirmek hepimize nasip olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim İbn Abbas'ı anlattığımız bir yerde başımıza tac ettiğimiz bir coğrafyanın takkesini şu anda görüyorsunuz. Bilmiyorum tanıdınız mı nereye ait olduğunu. İbn Abbas demek ilim demek. E, i̇lmin böyle İslam coğrafyaları içerisinde çok farklı bir biçimde neşru meva bulduğu bir coğrafyada ağır imtihanları olan bir coğrafya olarak Hindistan coğrafyası. Selam olsun Hindistan'ın ehli imanına. Selam olsun Hindistan'ın cefakar müminlerine. İmanlarını muhafaza etmek için orada Hinduların birçok sıkıntısına, saldırısına, işkencesine maruz kalan o yiğit insanlara. Allah yar ve yardımcıları olsun. Şimdi Hindistan demek i̇mam Rabbani demek binlerce selam olsun. Hindistan demek Şah Veliullah Eddehlevi demek. Hindistan demek Mevlana Şibli Numani demek. Hindistan demek Ebul Hasan Ennedvi demek. Süleyman Ennedvi demek. Daha niceleri yüzlerce alim sayabiliriz. Gerçekten bambaşka bir coğrafya ve o coğrafya medreseleriyle, ilmi geleneğiyle bilinen bir coğrafya. Ama dediğimiz gibi öyle bir coğrafya ki işte orada şu anda Tam, tam sayı bilmiyorum ama yanlış olması belki 200 milyona yakın bir müslüman yaşıyor o topraklarda çok ağır imtihanları var. Bu son yıllarda da hinduların bu noktadaki azgınlığı daha da farklı bir boyuta geldiği için her gün oradan çok böyle acı haberler geliyor. E sahipsiz bir ümmet biliyorsunuz. Sahibimiz de yok. Başımızda herhangi bir şey yok. Bir gücümüz yok. Olmadığı için de oradaki acıları da dindirecek bir noktada değiliz. Allah bizi de bu halden bir an önce kurtarsın. Dualarımız oradaki kardeş işlerimiz olsun. Allah Hindistanımıza, özellikle Keşmirimize, Hindistan'ın başka coğrafyalarına selametler ihsan eylesin. Keşmir'in bir miktarı Pakistan'da bir miktarı biliyorsunuz. Hindistan bölgesinde ve çok ağır imtihanları var o toprakların. Ama Hindistan'daki kardeşlerimize de Allah yar ve yardımcıları olsun. Oradaki Hinduların o azgınlıklarından onları korusun. Oradaki o sıkıntılardan onları gidersin. Şu Ramazan'ın şu güzel günlerinde oraya da rahmet indir, indirsin. Vahfiret indirsin. Atıfet indirsin. Selamet indirsin. Bütün İslam coğrafyalarının güldüğü günlere, Hindistan'ımızın da güldüğü günlere Mevla bizleri eriştirmiş olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Sizden de dua bekliyor. Sizlere de dualar ediyorum inşallah.